Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. ...23 Ekim 2011 depreminden sonra yaralarını hızlı bir şekilde saran Van, bugün hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. 1962 yılında kurulan, 12.500 üyesiyle faaliyet gösteren Van Ticaret Odası, Van'ı hem sosyal hem de ekonomik açıdan geleceğe taşıyacak önemli projeleriyle dikkat çekiyor. Van için devrim niteliğindeki 3 önemli proje hayata geçmeye hazır bile. Bunlardan ilki Türkiye'de bir ilk olan Tekstil Kent projesi. 13 bin kişiye istihdam sağlayacak olan projeyle Van'ın tekstil sektöründe ilk 5'e girmesi hedefleniyor. Odamız şu anda özellikle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihindeki depremden sonra biz de bu mağduriyeti fırsata çevirmek için 3 proje geliştirdik ilimiz için. Bunlardan bir tanesi Tekstil Kent projesi. Tekstil Kent projesi 321 üzerine kurulacak. Hemen Van'ın çıkışında Hakkari yolu üzerinde 45 fabrika binasının ve diğer sosyal donatıların olacağı bir dev proje. 13 bin insanın çalışacağı bir proje. Tabii bu da Türkiye'de bir ilk bu proje. Çünkü hem altyapı hem üst yapıyı Kalkınma Bakanlığı bütçesinde finanse ediliyor. Tabii bu proje yaparken bunun bilimsel altyapısı da hazırlanıp öyle sunuldu Kalkınma Bakanlığı'na. Bunun bütçesi 54 trilyon eski para, 4 milyon yeni para. Onun ihalesi yapıldı, şu anda çalışmalar devam ediyor. Biz Van ili olarak da Türkiye'de 5. sıraya gideceğiz. Tekstil sektöründe kesinlikle evet. Biliyorsunuz 5 Nisan 2012 tarihinde Sayın Başbakanımızın bizzat açıklamış olduğu teşvik paketiyle ilgili en cazip bölgelerden biri 6. bölge. 6. bölgede 15 il vardır. O 15 illerden bir tanesi de Van ilidir. O anlamda yatırımcıların yoğun ilgisine sunulmuş. 2014'ün ikinci çeyreğinde üretim startı verilecek. İlimizin valisi Sayın Müjde Karaoğlu'nun büyük emekleri oldu bu anlamda. Çünkü o güç birliği yaparak da projeler gerçekleştirdik. Yani bu Türkiye'de bir milat. Tabii dev bir proje. Hem ben bu anlamda da özellikle Sayın Başbakanımıza ve Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Özellikle o kaynağı onlar aktardılar buraya. Bir diğer proje ise Fuar ve Kongre Merkezi. Fuar Kongre Merkezi yapılıyor. İlimizde bu da yoktu. Biz her yıl karma fuar yapıyorduk Van ilinde. Parklarda, spor tesislerde, yani kiralık yerlerde fuar yapıyorduk. Bu da Van'ın ihtiyacı idi ama bütçe kaynak sıkıntısı olduğu için deprem mağduru olan bir ile o kaynağı da bulabildik. Kalkınma Bakanlığı finanse etti. Onun da temeli atıldı. 2013'ün Ekim ayında fuarımızı orada yapacağız. Artık biz yılda bir fuar yapmayacağız. Van'da ayda bir sektörel bazda fuar yapacağız. Çünkü Van ili artık gelişen, büyüyen bir il. Kendi bölgesine de liderlik eden, hitap eden bir il. Startı verilen bir diğer proje ise güneş enerjisi. Bir diğer projemiz de güneş enerjisi. Bunu da Kalkınma Bakanlığı kaynaklarında biz finanse ettik. 3 Altın Proje adı altında bir dergimiz. Evet, 3 Altın Proje nihayete erdi. Yani bunların hepsinin ihalesi yapıldı. Startı verildi. Şu anda çalışmalar hızla devam ediyor. Van Ticaret Odası, Van'ı geleceğe taşıyacak önemli projeleriyle dikkat çekiyor. Şu anda odamızın üst katında Abigem birimi vardır. Avrupa Birliği İş Gelişme Merkezi adı altında. KOBİ'lerimize gidip onlara destek sunmak amacıyla 5 tane uzman arkadaşımız burada. Biri de dışarıdan İzmir'den buraya gelmiş. Avrupa Birliği proje birimimiz vardır. Şu anda elimizde 5 proje var. Onları uyguluyoruz. Geçen Şubat ayında KOSGEB vasıtasıyla
3 tane girişimcilik eğitimi verdik. 180 kişiye sertifika verdik. Bunlar da kendilerine yeni iş yeri açıp iş imkanı sağlayacaklar.